rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni sandım, ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Evet, Neşet Ertaş anmaya devam ediyoruz Bediye Kartürk'le birlikte. Anılardan söz ediyorduk. Buyurun, size bırakacağım. Biraz sizinden vallahi dinleyelim. Anılar, bugün tıkandık inan ki. Haber ajansından evvela uyandırdılar beni. Tıkandım yani, hiç halim olmadı. Bir yer daha saat 3'te çağırdı Kanal Türk. Fakat benim gidecek halim yoktu. Ben belki akşamdan giderim diye bilet baktırıyordum o anda. 4.30'da gidebilirdim bugün. Fakat sabahı bulduk bileti. Öyle olunca kaldım ve buraya gelmek imkan oldu. Çünkü gelmesinler, hakikaten ben 4.30'da yola çıkacaktım. O anda bilet arıyordum. Çünkü buraya geldim, oraya niye gelmedin diye gücenmesinler. Duyanlar duymayanlara söylesin. Anılar çok. Hangi birini anlatalım? Onun yine bugün yine bir programında hayatını anlatırken duydum. Ben onu yakinen dinledim. Osman Özenkçi ile beraber kaza yaptıklarında nasıl hapse girmiş onu anlatırken. Osman Özenkçi de yanındaymış bir zaman. Osman Özenkçi geldi, hemen biz tabii ona geçmiş olsuna gittik Ankara'da. Dedi ki, ah dedi, neler çıkarıyor dedi, o hapishanede neler çıkarıyor bildiğin gibi değil dedi. Çünkü biz onun türkülerini takip ediyorduk, ne söylüyor ne çıkıyor diye. Aslanım elleri orada yaptı. Osman Özenkçi söyledi. Bir dedi, aslanım eller söylüyor dedi. Ne bilsin eller diye dedi. Yapıyordu dedi. Ben geldim dedi. Hakikaten geldiğinde aslanım elleri söyledi. Çok güzel bir türküydü değil mi? Bu duyguyla olan halk ozanının yaşadığı ortamla ilgili söylediği türküler daha anlamlı, daha iç yakıcı oluyor. Onları hissetmek, onları duymak ayrı bir olay. Yani Osman Özenkçi ile de bu anı tartışmıştık. Sonra onun Almanya yıllarında. Almanya'ya gittiklerinde kaza yapmışlar. Biz Ankara'daydık. Tabii bunların gelmediğini duyunca biz hemen ailesiyle beraber hemen koşturduk hani nerede bunlar diye. İlgilenildi tabii. Peki Almanya'ya gidiş nasıl oldu aslında? Kimin? Ankara'dan Neşet Ertaş'ın? Bilmiyorum, onun işte kendisi anlattı. Anlatıyor, elinde bir rahatsızlık olmuş. Oraya abisinin yanına gitmiş. Abisi o zaman oradaymış. Öylelikle ben o zaman Almanya'da yoktum. Sadece turneye gidiyordum. Turnede bir gün yine Türkçe Bazar diye bir yer vardı Berlin'de. Orada ben okurken baktım karşıda oturmuş kıyıda dinliyor beni. Sonra indim yanına gittim, dedim ki beni öyle uzaktan mı dinliyorsun? Uzaktan daha iyi oluyor dedi. Öyle bir anımız da var. Beraber çay içtik, kahve içtik, sohbet ettik orada da. Öyle o zaman isterseniz bir türkü daha alalım. Evet. Şimdi ne var? Şimdi yine onun bestesi, Mevlana türküsü var. Nasıl Hacı Bektaş'a dokunduysa Mevlana'ya da böyle dokunuyor. Kendisi bile ben bunu söylediğim zaman ben bu türküyü çoktan unuttum, bilmiyorum dedi. Yani kendinin unuttuğu türküler benim arşivimde Allah'a çok şükür var. Evet. Bu dünyada yok değilsin. Bu dünyada yok değilsin.
Aslında şeyi de en son gittiğinizde ziyaretine neler söyledi, neler konuştunuz? Ya çok önemli. Yine Kemal arkadaşımla beraber, Ali Kemal arkadaşımla beraber bana haber verdi. Bu arada teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Durumu yoğun bakındaymış dedi. Hemen gece biz bir arabayla oraya hastaneye beraberce gittik. Odasına çıktık. Hatta resim falan çekmedim. Çünkü geldiğinde beni ziyarete sırf resim çekmek için mi diye resim çekmedim. O anı sadece biz bilelim dedim. Gittim yanına. Allah'tan kendine gelmiş. Ay uyansa bari, uyumasa bari böyle. Ben devamlı dua ettim. Hakikaten oturuyordu gittiğinde yatağında. Değil mi Ali Kemal? Beraberce gittik. Ona çok sevindi. Çok sevindi. Dünya gözüyle dedi geldin. Çok memnun oldum değil mi Ali Kemal? Öyle demedi mi canım? Duygulandı, gözleri doldu. Ben biraz şaka yaptım. Dedim eskiden sana aşıktın, sen de bana aşıktın falan diye böyle onu biraz takıldım. Hani neşelensin diye. Yok yok Bediacığım dedi. Yolun sonu görünüyor dedi. Değil mi? Biz orada çok kötü olduk. Ali Kemal'le ikimiz zor tuttuk kendimizi. Benim kızım da vardı yanımda. Nihan kızım, bir tek kızım var Allah bağışlarsa. Allah cümlemizin evlatlarına uzun ömür versin. Ama çok kötü oldum. İnan, yolun sonu görünüyor dedi bana. Değil mi Kemal, öyle demedi mi? Nasıl fena olduk, artık belli etmedik, kargayı vurduk gene. Hadi hadi dedim, kendine geldi dedim, hemen konserle verelim. Bak dedim Paris'ten bizi istiyorlar dedim. Beraber gideceğiz dedim, bir kere gitmiştik çünkü beraber. Paris'te bir konser vermiştik. Hadi dedim, yolda çabuk gidelim dedim, Paris'te bizi bekliyorlar dedim. Ondan sonra inşallah falan dedi böyle ama kırgın, üzgün. Biliyordu. İçine doğmuştu. Konserlere gittik dediniz beraber. Nasıl geçiyordu konserleriniz? Çok güzel. Sırf halk müziği olarak koymuştu bir arkadaşımız. O aynı konserde bir arkadaşımız daha vardı. O da rahmetli oldu. Talip Özkan. O gelmedi. Nedense rahatsızlanmış. Biz ikimiz verdik. Ben okudum 1,5-2 saat. O okudu 3 saat. Konseri doldurduk. Çok güzel bir konser oldu. Paris'te. Güzel anılar bunlar. Unutulmaz. O beni dinlerdi. Ben onu dinlerdim. Şey arkasından. Perde arkasından. Gözükmezdik birbirimize. Öyle. Çok Türkiye'de yaşadığı sıkıntılar vardı. Mutlaka. İşte gurbette kaldı. Tabii. Küs müydü aslında o yıllarda? Neler hissetti? Neler şimdi, kırıldı? Daha önce dedi bir dikili ağacım olsa dedi Türkiye'de giderim. Bir dikili ağacım yok dedi. Almanya'da beraberdik. Ben de o zaman gitmiştim. Bir düğünde karşılaştık beraber. Orada hatta resmimiz var. Ben müzeye koydum. Benim Ödemiş'teki müzeme.
O resmimizi koydum ikimizin. Ani böyle bir şıpşak resim çektik ikimiz. O sahnenin arkasında böyle birbirimize bakıyoruz. Baygın şekilde. Orada çekilen resmi müzeme koydum. Allah'a çok şükür Ödemiş'teki. Dedi bir dikili ağacım yok. Dikili ağacım olsa gideceğim dedi. Dikili ağacı geldi oldu ama Allah yönlendirsin derler ya. Yönenemedi yavrum. Tam yaşayacak. Tam tadını çıkaracak. Türkiye'mizin. Çektikleri cefayı biraz unutacak. Rabbim o kadar müsaade etti. Şimdi programın sonuna geldik. Evet. O yüzden bir türküyle kapatalım. O şekilde veda edelim tamam, diyorum. Tamam, belki tamam. Bir iki cümle söylemek isterseniz türküye geçmeden önce. Ben tüm halkımızın, dünyada yaşayan tüm halkımızın, türkü sevenlerin, tüm halkımızın, yurt dışındaki halkımızın, onun ne kadar sevdiklerini yurt dışında çok iyi biliyorum. Nereye gitsem Neşet Ertaş'ı sanki benimle berabermiş gibi Neşet Ertaş'ı bana sorarlar. Ona da herhalde beni soruyorlardı. Böyle anlarımız oldu. Bütün halkımızın başını sağ olsun diyorum. Acımız çok büyük. Ama yine söylüyorum, türkülerle, bozlaklarla, uzun havalarla o daima kalbimizde yaşayacak. O bizimle beraber her zaman için, bizler ölünceye kadar. O bizimle beraber. O zaman Bediye Akartürk çok teşekkürler tamam. Geldiğiniz için. Hangi türküyle yine kapatıyoruz? Yine onun çok sevilen bir türküsüyle bitireceğim. Niye çattın kaşlarını diyeceğim. Buyur. Çattın kaşlarını bilmiyorum yar suçlarını niye çattın kaşlarını bilmiyorum yar suçlarını ben ölürsem saçlarını yoluma gayrı yoluma leyli leyli yoluma leyli leyli yoluma leyli leyli ya.